Burada girebiliriz aslında ya. Ben bir daha şey yaptığımda gireceğim, EQ yapacağım. Orada bana katılır mı emin değilim o bizim adam ama. Vur kanka. Oy çok iyi. İvan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bir süredir Pyke oynamıyordum. Bayağı oldu sanıyorum. Pyke oynayayım dedim. Öyle canım istedi. Yeni account'tan oynayacaktım. Dedim öyle çok eğlenceli hero'lar yok henüz orada. Şampiyonlar yok orada. Dedim çok da kasmayayım hani sırf orada oynamak için. Sırf orada video olsun falan diye. Diğer account'a döndüm. Burada en azından bir Pyke oyun oynayacağım. Belki bir sonraki oyun tekrar o taraftan gelir. Kimsenin çerçevesi görünmüyor şu anda. Zaten karşı takım görünmüyor. Benimki hala plat. Doğal olarak... Bakalım karşılaşma nasıl olacak? Yanımda Nico olacak. ADC'm Nico olacak. Karşı tarafa bakalım hemen kimler gelecek? Miss Fortune ve Yumi gelecek. Yumi hiç oynamamış bu şampiyonla. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Sanıyorum birazcık yalan etme ihtimalimiz var. Karşıda benim ultilerimden kolay kolay kurtulabilecek bir şampiyon yok. Hani böyle atıyorum atlamalı zıplamalı falan. Gerçi aslında şu atlamalı zıplamalı, bu atlamalı zıplamalı, bu atlamalı zıplamalı ama... Yani bu biraz bir sıkıntı olduğunu düşündürttü şu anda bana. Bir bakalım oyun ilerlesin. Zaten önemli olan hani benim biraz da takıma yardımcı olmam. Böyle taşıma olayı değil. Güzel bir support oyunu göstermeye çalışacağım sizlere. Bu arada oyun başlamadan önce söyleyeyim. Bundan sonra bu ay boyunca Haziran ayı bitene kadar yaklaşık 29'una kadar falan paylaştığım bütün videoların altında bir tane link olacak açıklama kısmında. Oradan çekilişe katılabilirsiniz. Hani sürekli çekiliş videosuna gitmenize gerek yok. Her gün paylaşılan videoya girdiğinizde altta çekiliş şeyi görebilirsiniz. O yüzden gidip de oradan tıklama bonusunu sahip olabilirsiniz. Sadece 10 saniyenizi harcayarak. Şöyle bir başlayalım. Ben çok karar veremiyorum ya. Genelde bunun yerine şu eski para çok daha mantıklı geliyor bana. Yine de öyle başlayacağım. QEW başlama seçeneğini bir şuradaki duruma göre belki E belki Q yapabilirim. Tamamen orada karşılaşacağım şeye göre. 2-3 kişinin üzerime dümdüz bir hatta koşabilirim de E ile başlamak çok daha mantıklı olur sonuçta. Şu yerleri ayarlayalım. Tamam galiba. Diana jungle biraz tuhaf ama ben kaçabilirim ya. Diana bana çok sorun yaratmaz diye tahmin ediyorum. Nico da görünmez olabilir. İki tane ufak da olsa görünmezliği olan şampiyonlarız. Pyke videosunu söyleyecektim. Sanıyorum söylemedim. Pyke'ın hikayesi var. O hikayeyi dinlemenizi tavsiye ederim. Pyke'ın karakteriyle alakalı, hikayesiyle alakalı fikriniz olmuş olur. Bilgewater'ın dehşet varlıklarından bir tanesi. Güzel bir hikayesi var. Size de tavsiye ederim onu dinlemenizi. Onu da kartlara koymuşumdur. Şu yukarı taraftan bir yerden bakabilirsiniz. Öbür tarafta oynuyorum oyunları. Öyle daha hala 7 level'ım 8 level olacağım. Yani çok fazla da oynayamıyorum çalıştığımdan dolayı. Bugün cumartesi günlerden. Pazartesi salı benim izin günüm. Daha fazla oynama fırsatım olacak. Orada seviye hala inanılmaz fazla olmasa da ufak ufak yükselmeye başladı artık. Birazcık zorlamaya başladı karşılaşmalar. Yüksek skorlarla kazanınca. İyi, güzel hasar verdik. Gidiyoruz şimdi. Ama yine de hala efsane bir seviye değil. Buradaki plat seviyesi falan değil yani. O yüzden... Yine arada sanıyorum buradan oynatmaya devam edeceğim. Dereceli atmayı planlamıyorum çünkü dereceli oynayacağım şeyler boşa gidecek. Çünkü bırakacağım elbet burayı. Şu şey hasarını vurmak istedim ama gereksiz de hasar yemek istemedim. Keşke o deneseydim. Ben Yumi'yi yakalarım falan diye düşündüm. Bu arada Yumi'nin hikayesi de kanalda. Ona da bakabilirsiniz. Hatta Yumi'nin bir de kısa hikayesi var. İki tane videosu var yani. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Ay tutmadı. Seviye 2 oldum. Bir dakika sonra biraz daha bir süre sonra daha farklı bir agresiflik yapabiliriz. Minyonlar da böyle çok kötü değil. Ah çok benim ulaşamayacağım yerde stunladı. İtmese daha ben memnun olurum. Diana'dan çok fazla korkacak bir durum yok. Seviye henüz 6 olmadan baskınları etkili olmayacak.
Bizim Jarvan şu anda bir gank atmak istiyor ve umuyorum yararlı olur. Ayda. Hoş olmadı o ya. Baya baya kötü oldu. Hiç hiç hoş değil. Tam yakalayacağım pozisyonda ama. Kanka birazcık geride dur. Q'm yeni geldi. Oo, bizimki kill verdi. Dönüp ölebilebilir oradan. O mavisi ve kırmızısı var, orası yalan ya. Duramaz şu anda Jackson'un karşısında çünkü adam deli gibi mana ve can dolduracak. Çıkalım. Ufacık da olsa orada bir hasar verebildik en azından. Şimdi tekrar cooldownlar dönünce agresifimizi yaparız. Dın 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 dın. O minyonu alsın istemedim, o yüzden böyle yaptım. Ama alacak yine de her türlü galiba. Neyse, vurabildiği kadar bizimki vurdu. Ben de birazcık destek vereyim. Buradan 10 can da olsa doldurayım mı? Çok iyi kanka. Bir ihtimal belki slowlarımdan şey yapamam dedim. Bitkinlikle beraber hani ulaşamaz belki adama, anlık bir hasar veririz ama olmadı o. Yine de elden geleni yaptık. Vur kanka. Tamam, aldım orada ben kill, çıktım. Gayet de güzel. Orada vurmadı, korkuttu benim bütün şeyleri. Geliyor benim skill'ler. Dayana da geliyor ama. Biz Dayana'yı alabilir miyiz ya? Alabileceğimizi düşünüyorum ben. Q'ya bir kez daha verdim. Şu anda tam olarak base'e gitmek istemiyorum. Hala ben lane'de durabilecek seviyedeyim. En azından ne kadar lazım bana? 900 buradan, 450 oradan, 1350 para lazım. Onu alabilirsem çok daha iyi olur. Ay pardon. Olursa çok iyi olur. Yani olmazsa da yapacak bir şey yok ama. Adam stun'ı yedi ama. Son miliminde ya. Şimdilik iyi gidiyoruz ama. Bundan sonra çıkarsa çok tehlikeli o adam için. Tutuştur alsam çok daha mantıklı olabilirmiş açıkçası. Normalde tutuştur alınır zaten bu adama da. Ben niye böyle bir seçim yapmıyorum? Şu ana kadar da yararlı olmadı. Patlat kanka vurabildiğin kadar. Olduğu kadar artık, ne yapalım. Zaten biz base atacağız birazdan. İyi, güzel. Bir kez daha deneyeceğim eğer minyon için gelirse. Harika. Kanka çaldım onu ben ama. Haydi gidiyoruz. 37'ye 27 adamın minyonda üstünlüğü var. Çok çok güzel. Buradan ben şunu alacağım da. Biraz bekleyeceğim sanırım ya şunun için. Bunu alıp gitmek istiyorum. 450 önemli. Bunu almazsam şu anda kaç veriyor? 28 veriyor. 50 altın verecek artık düşenler. O yüzden 10 gold 10 gold bekleyeceğim bunu. Ayakkabı için de beklemek mantıklı. Çünkü bana çok fazla şey yapacak. Mobilite sağlayacak. EW genelde çıkış şeyidir zaten. Çok fazla bir mana sorunuz olmuyor Pyke'la oynadığınızda. Aynı şekilde zaten ayakkabınız var. W ve E size çok fazla bir boost sağlıyor hız konusunda. En azından lane'e ulaşmak açısından yani. Miss Fortune'un çok fazla item yok. Bizimki ayakkabı kasmış. Çok da mantıksız sayılabilecek bir şey değil. Tamam, güzel. Bu ölür, ondan sonra öbürünü alırız. Alın siz. Çok güzel. Yumi de geldi. Tamam, çok güzel. Q'yu sadece slowlama amacıyla attım. Burada benim kill almamın pek bir yoktu yani. Bir olayı yoktu. 6 olmadım. Şu anda 6 oldum ben.
Bundan sonra artık ultimle killleri çalabilirim. Şimdilik iyi gidiyor oyun. 5'e 2, 3 skor bizim lane'de var. Gayet iyi. Diana jungle tabi oyunun late'inde hasar olarak çok fazla hasar çıkartabiliyor. Fakat 6 seviyeye kadar çok zor yani. Hani adam çok güzel bir konumdan gelmediği müddetçe yapabileceği çok fazla bir şey yok. Hadi kanka. Kes minyonları, bana 50 gol gönder. Pera istiyorum. Q'm gelmek üzere. Öyle bir deneyeyim dedim. Şuraya bir tane totem atacağım ben. Biraz dikkatli ol. Oo. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sakin la. Oldu da sola hamle yapardım. Dümdüz kaçmayı tercih etti. Burada girebiliriz aslında ya. Ben bir daha şey yaptığımda gireceğim. EQ yapacağım. Orada bana katılır mı emin değilim o bizim adam ama. Vur kanka. Oy çok iyi. çok iyi. Oh. Kim yazıyor bunu? Ha, bizim adam değilmiş. Ben buradan bir daha benim şu şey devreye girecek. Ne bu? Bu kule kırma. Zaten ben konuşana kadar girdi ve patlattık. Gayet iyi. Ya da hatta burada çok fazla büyücü minyonumuz var. Bir tıkır daha alırız kuleden. Ondan sonra bir base'e falan gidebilirim. Bloklamayın la beni. Kes kanka, belki bir 50 gold düşürürsün. Ultisi var bu adamın. Çok zorlama. Alır mıyız? Alamayız herhalde değil mi? Yok ya, çok zorladık. Burada öleceğimiz birazcık şeydi. Bizim adamın girmemesi lazımdı ama kapıştığını görünce ben de girdim. Benim ne manam vardı ne bir şeyim vardı. Biraz hatalı oldu ama böyle hatalar olur. Yapacak bir şey yok. İlk önce yoğmaya gidiyorum. Her ne kadar itemlar aynı, o yüzden ona gidiyor gibi görünsem de. Şu şeyi değiştirmeyi unutmayayım. Haydi bakalım. Bizim ADC'nin birazcık açgözlülüğüydü diyebilirim. Belki alır diye düşündü. Sonra ben de açgözlük yaptım. Belki alırım diye düşündüm. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Beklenen sonuç oldu yani, öyle çok şaşırtıcı bir şey değildi. Şimdi ama 12 saniyem var benim. Geldim. Tamam, çok güzel. Ultim geliyor benim. Tamam, gayet güzel. Al kanka bunları. Ben bir sonraki gruba bir tane şey atacağım. Bir mid'e doğru gideceğim. Haydi gidelim. Belki orayı da alırız. Adam eğer oradaysa hala. Gerçi değilse kule alırız ya. Geldim. Parayı mı istiyor? Ne istiyorsun kanka? Ben vermeyeceğim o parayı. Ben de kasmak istiyorum oğlum. Dereceli olsa oyun tamam derim de. O kadar kill verdik sana, biraz lütfen saygılı olur musun? Aman tanrım. Burada şey var. Dikkat. Dikkat. Çok abartmayalım. Yersen ölürsün kanka işte onu. Bizim Yumi'de biraz... Ay, bizim Niko'da biraz sıkıntı var gibi sanki. Ya o da denemek istiyor ama böyle denenecek yer değil yani. O adam seni tekler yani. Bir yanında desteği de var bu adamın, iki tane. Ben ne yapayım? Buraya biri gelse de kessek biz bunları. Mide gideyim ben madem kimse yok. Ben gidip gelene kadar da herhalde bizim ADC de yerine gelmiş olur. Güzel.
Ben bir şekilde kaçtım da. Yetişebilir miyim ben bu adama? Yetişebilir miyim bilmiyorum. Yetişirim herhalde. Çok güzel. Tamam. Ay Q'ye vereceğim, E'ye verdim ya. Yani çok süper üzülecek bir şey değil ama. Buradan ben pasifimi kullanayım. Pasif diyorum ona, şu antik rune neyse. Güzel. Burada çok fazla minyon birikti. Ben bundan sonra bir şeye doğru gideceğim. 15 diyorlar ama 15'lik bir durum yok sanki burada. Play'i de alsaydık. Tıkırını da alsaydık ya. Haydi çıkalım. Şu an çok fazla param var. Bir de şurada şeye bakayım, bir şey var mı diye. Yok. Yukarı gidiyorum ben de. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bir yardımım olur mu emin değilim ama. Olmadı. Biraz experience çalıyorum sadece, yoksa belki de biraz para kazanırım. Haydi ben gittim. 2700 para gayet iyi. 714. Zaten benim oyun her ne kadar burada %50 görünse de galibiyetim, beni plata, platin üst seviyelerini taşıyan şampiyon buydu. Dın 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 dın. ADC oynamadığım zamanlar falan alıyordum işte. Ondan sonra dedim oha, ben iyi oynuyorum bu adama. Hani böyle efsanevi değil ama en azından plata göre fazla iyi oynuyordum. Şu anda da gördüğünüz üzere. Daha safe oynadığım için, yoksa hasardan dolayı değil de. Geliyorum. Geleceğim. Çok iyi. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Orada ölmeyeyim dedim. Tamam, gayet güzel. Adam triple aldı. Keşke ben ultilerimle şey yapabilseydim oraya ama. Neyse neyse, yine güzel 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 skorlar çıkardık orada. Tepe taklak gitmez umuyorum late oyun. Çünkü hani biraz da siz takıma bağlısınız. Hani eğer takımda hasar çıkaracak adam yoksa siz o son hamleleri yapamıyorsunuz. Ben bu grubu da almayı bir düşünüyorum. Bu adamı girerim girmesine de. Niko geliyor bu tarafa doğru. Ultimi de bir kere güçlendirdim. Gelecek mi Niko kanka? Orada şey kesiyorum. Yapılacak iş mi? Bir saatte kesemedim. Şunu da aldık. Buradan yukarıda Diana'yı gördüm ben şu tarafta. Şunu alabiliriz ya. Şuraya gitsek miyiz? Ne yapsak ki? 1900 benim şu şeyi alacak param var. O yüzden ben bir hızlı hızlı gidip geleceğim. Ondan sonra da artık nereye giderlerse. Oy, oha. Gerçi Yumi'ydi yani o ölen. O yüzden çok biraz fazla abartılı şaşırdım belki ama. Girer miydi? Girmedi. Aa, dünyanın en saçma iki ultisi atıldı. Gayet güzel. Biraz can dolduralım. Çok saçma iki ulti attılar. Çekemedim oradan da. En azından şuradan minyonları çalayım. 2400 para. Dönüyorum ben bu sefer. 917 gayet iyi, gayet iyi. Şu Draktar'ı aldım. Hem hasar konusunda hem şeyden dolayı. Aa, ya da şunu bir bitireyim de ondan sonra şunu döneyim ya. Biraz daha sport özelliğim artsın, hem hasarım da artacak böylelikle bunun verdiği candan dolayı.
Normalde size tavsiye edebileceğim, eğer çok güveniyorsanız kendinize, şu item'ı almanızı tavsiye ederim. Adını hatırlamıyorum. Gecenin feryadı mıydı, gecenin dehşeti miydi, gecenin maymunu muydu, neydi hatırlamıyorum. O da gayet iyi oluyor yani. Çünkü ultiniz şeyden hasar alıyor, yükseliyor. Yetişemedim ben. Yetişemedim. Bir tane bir yerden asist aldım sadece. Çok kötü. Ultim geliyor benim. Ultim geliyor. Çok güzel kanka. Ultim geldi. Ay. Onu ben düzgün çaldım kanka. O benim hakkımdı. Iskaladım çünkü orada. Şöyle biraz korksun. Bunu da alalım. Yani sıkıştım orada, dedim ha kaçamayacağım herhalde de. Öne doğru bir hamle yapsaydım keşke. Ama güzel, şunu da alalım ya. Gel. Gel kanka, var mı burada şey? Bak şuraya bir tane totem. Tamam, bunu da aldık. Benim Q gelmek üzere. Ay, adam beni döver mi? Ya, her şeyi ıskaladı zaten. Ultim yok henüz. Birazcık sakin, birazcık sakin. 5 saniye var. Tamam, ulti geldi. Şimdi orayı yalan edebiliriz. Yukarıda olaylar var. Bizim Jarvan ne yaptı orada? Durdu sadece ya. Sakat adam. Mavi al bari kanka. Gel gel, yardım. Beni dener mi? Gel gel, gir, gir bana. Tamam, çok güzel. Oy. Kime niyet kime kısmet. Adam içeri atladı birden. Beni kesemeyeceklerini biliyordum ben ama. Ultim var hala benim. Flash'la çıktı direkt. Yani support halinizi bile ADC madece korkutabiliyorsunuz. Yanında support olmasına rağmen hani belli bir seviye kasmışlıktan sonra. Ve şu an benim hala deli gibi param var. Şöyle zıplayalım, şuradan geçelim. 5 milyon alacağım. 2500 lazımmış. 500 gold daha lazım bana. Sur vermiyorlar hala. Bir ara 15'e 9'du galiba. Ondan sonra sadece 4 skor alabilirlerken biz 2'ye katladık bu skorları. Gayet güzel. Ben çıkıyorum kanki. Oy, tutmadı. Ultime 9 saniye. 7 saniye. Sakin, 4 saniye. 2 saniye, şu anda girebiliriz. Oy, ekranım dağıldı birden ya. Pardon, benim hatam. Bir an ekranın üst tarafına doğru gittim. 3 kişiyiz şu anda burada. Buraları kafam parladı da. Alırız ya burayı. Destek istiyorum ben. Gir 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 gir. Hayda. Ultiyi çok kötü attım ya. Bir an orada neyde kaldım bilmiyorum. Atama, tuşa basamadım bir süre. Çok ilginç. Stun falan yanına mı çekti acaba şey? Nedir bu? Dayana. E miydi o? E'si olabilir. Hani E'siyle yanına çekmiş olabilir. Neyse. Gelebilirim ben oraya adama desteği. Tüh. 3K param var ya. Ben gidip geleceğim. Nasıl olsa bizim takım da biraz ağırdan alıyor oyunu.
Takılsınlar ona. Orada kuleyi muleyi alsınlar. Ben de gideyim geleyim. 11, 11, 1, 12. Çok iyi ya. Şimdi o item'a gidebilirim. Satacağım bir şey yok. Son item olarak kaynan onu kasabilirim. Bir omuyu da bastım. İyice hızlı gidelim. Bu ayrıca şu yönden de güzel. Sadece bu... Onu hatırlayamadım ya. Bu ne veriyordu şu... Armor kırma değil de onun şeyi neydi? Hatırlayamıyorum Türkçesini ya. İngilizcesi Lethality galiba da. Ya da Lethality de olabilir. Öyle bir şey. Beynim patlayacak düşünmekten ama hala hatırlamıyorum. Neyse sizin ultiniz yani Pyke'ın ultisi oradan artı olarak şey alıyor. O yüzden siz onu kastığınızda ultinizi de kasmış oluyorsunuz. Hasarınızı arttırmış oluyorsunuz. Şuradaki gördüğünüz 59. Elimle niye gösteriyorsam orada gördüğünüz 59. Oradan gelen özellik. Aklınıza da geliyorsa onu yazar mısınız lütfen? Çok merak ettim şu anda. Bam 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 bam. Abi ben bir yaklaşabilir miyim oraya? Oy çok kötü. Buradan çıkamayacağım sanki. Bir şekilde çıktım ama. Ölünce mi ultim boşa gitti hatırlamıyorum. Anlamadım yani orayı. Ama bir şekilde orayı kaybetmiş olduk neredeyse. Ben gidiyorum. Bakalım buralarda birileri var mı? Geldim kanka. Onu da ben çaldım. Ya. Haydi bakalım. Biter mi? Aslında çok önceden bitirebilirdik de tamamen keyfine meyfine oynuyoruz. Kanka öldün sanki sen değil mi? Ultim olsaydı. Bir de kafamdaki ödülü de vermek istemiyorum. Gelin mi? Alır mıyız burayı? Çok kalabalıklaştılar ya. Dikkatli ol. Şaka maka oyunu kaybetme ihtimalimiz var. Bu Veigar'ın efsane hasarı, ondan sonra Irelia'nın efsane hasarı. Sadece bot lane'in öyle hasarı late'de inanılmaz fazla değil ama geri kalan çok iyi. Yetişmedi. Aha. Aha bizim takım bir yalan oldu gibi sanki. Ben stunladım sadece orayı ama aynen kurtardım galiba. Tamam ben orayı aldım. Çıksam mı? Girsem mi? Girelim hadi. Oy. 3 kişi arka tarafta ama. Gayet güzel. Rahat bir skor. Flash Q'yu yapacaktım oraya da. Q'm dönmediği için flash'ımı harcamak istemedim. Şurayı alalım. 3 tane yer açık. Buraları almak lazım. Ben bu adamdan kolayca kaçabilirim. Benim için hiç sorun olmayacak kaçışlar bunlar. Hayda. Üzerimize gelebilir. Oha ne can doldurdun lan sen. Hehehe.
Gelmedi ya. Gelmedi. Ultiyle aslında tekrar çıkabilirdim orada da. Kötü oldu orası. Hoş değildi. Ah. 700 gold verdim. Hala kafamda 700 gold'luk ödül var. 39 skorun da 30'unda benim payım var. Baya şey. Bizim top lane ne yapıyor böyle? 2-4-2. AFK mı bu adam? Yok, gayet level de bizden düşük. Oyunda 39 kill var. Sadece 4'ünde payı var. Kanka oyun mu oynuyorsun sen? Mario mu oynuyorsun? Nereye gidiyorum mesela şimdi? Farm mı yapacağım? Farm'a dök. 158 farm var. Desen ki adam AFK farm yaptı falan. Bu item konusunda çok böyle süper emin değilim ama kasacağım yine de. Şu anda 6 item oldum. Bir de şunu alacağım. Şimdi gidiyoruz. Bensiz mi aldılar bunlar şey baronu? Aynen. Yerini değiştirelim. Benim manayla bir durumum yok. O yüzden bu adam alabilir bunu. Sadece birazcık destek vereyim dedim. Geldim Zyra kardeşciğim. Bir şey de yokmuş burada. 100 gold buradan aldık. Haydi gidelim. Kaç vuruyor benim şu an şey? 500, 700, 800'e yakın vuruyorum ve gerçek hasar vuruyorum sanıyorum. Resmen adam öldü. 2 saniye sonra benim onun ultiyi atmam ayrı bir şey. Yani küçük hatalar oluyor. Biraz da şey, vereceğimiz hasarı bekleyemiyorum. Hani bu adam bu kadar ölmez herhalde diye düşünüyorum. Tamam, atlar matlar keser beni. Hiç gerek yoktu. Bitirmeyin falan diyor da yani ben uğraşmak istemiyorum. Oyunda 35 dakika 40 dakika olmasın. Nedense oyun sonu böyle birazcık şey gibi oldu. Beklentilerimin altındaydı ama oyun genel itibariyle çok iyiydi. Bir bakalım. Oyun sonu hasarında benim hasarım çok düşük olacak. Hani bu kadar kill almış, bu kadar asist yapmış bir insanın hasarına göre çok düşük olacak. 16.1 puan çok yüksek bir puan. Normalde 10-11 puan aldığınızda iyidir. Yumi iyi oynamış. Bizim takım zaten dökülmüş. 6.6 olan 6.9 olan adam varmış. Biz genelde Yumi ile bayağı iş yapmışız. Dın dın dın. Kime verelim? Yumi'ye verelim. En azından bot lane'de birbirimizi kastırdık. İyi işler ortaya çıkardık. Bakalım. Yani tabii ki en yüksek hasar olmayı beklemiyordum ama benim beklentilerimin bir tık üzerinde hasar çıktı. Ben Sport Pike'ı Sport Pike gibi oynuyorum. Hani bazı insanlar var böyle Pike'la 1 ve 3 girip pata 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 milleti kesip çıkan adamlar var. Ben her zaman böyle alıştığım için böyle oynuyorum. O yüzden hep de söyledim oyun içerisinde hani hasarım çok yüksek olmayacaktır. Şu an bunun bahane üretmiyorum kesinlikle. Sadece olay bu yani. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Oyunun başında söylediğim gibi Pike videosunu, Pike'ın hikayesini dinlemeyi unutmayın. Kanalda 60'ın üzerinde hikaye var. Onlara göz atabilirsiniz. Bunun yanı sıra her ay çekilişler var. Haziran ayın çekilişi de başladı. Şu anda yani bugün başladı. Siz bu videoyu herhalde 2 gün sonra izleyeceksiniz. Ben bunu yaptıktan sonra. Güzel içerikler var. Olmasını istediğiniz içerikler varsa, onları da lütfen söylemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.